Melisa, neden hala doğum günün için bir konsept seçmiyorsun tatlım? Organizasyon şirketi 5 seferdir arıyor, cevap veremiyorum. Ya istemiyorum konsept falan anne. Alt tarafı doğum günüm işte. Arkadaşlarım gelecek, takılacağız. Kızım, benim de misafirlerim gelecek. Gösterişli olsun istiyorum, ne var bunda? Benim doğum günüm anne. Ben gösteriş sevmiyorum. Ama sen istersen kendi doğum gününde buzdan heykelini falan yaptırabilirsin. Sen bilirsin. İyi fikir aslında. Şaka yapıyorum de. Şaka da deli. Bak kızım, prensesim. Bari kot üstü tişört giyme, olur mu? Gidelim okul çıkışı sana güzel bir elbise alalım. Ha, ne dersin? Bir sürü elbisem var anne. Giyerim işte birini. Öpüyorum, hadi. Görüşürüz. Hadi, iyi dersler. Oğlum, sen de geç kalma. Kardeşinle beraber okul çıkışı eve gel, tamam mı? Okuldan sonra müzik kulübünde provam var benim. Ay of. Ama geç kalmam, merak etme. Tamam, hadi. İyi dersler. Sağ ol. Ne oldu? Ya Aybüke niye öyle söyledi ki sence? Yani niye başka bir şey değil de babam ve Suzan teyze? Bir insan neden böyle bir şey söyler ki? Melisa, saçma sapan konuşma. Ya hasta ruhlu, hasta beyinli bir kız işte ya. Ne yapsam da ortalığı karıştırsam diye düşünmüş, böyle saçma sapan bir şey bulmuş. Sen neyi kuruyorsun kafanda kızım? Bağırma bana. Sen de zorlama o zaman Melisa. O geri zekalı çocuktan hoşlandığın için olan bitene sebep arıyorsun. Ne diyorsun ya? Hangi çocuk? Ömer. Ne alakası var? Arkadaşız biz. İyi o zaman, artık değilsiniz. Bak Melisa, ben bu saatten sonra onlara ne yaparsam yapayım haklıyım, anladın mı beni? Ha, bundan öncesinin haksız olduğunu kabul ediyorsun yani. Çocuğun kafasını pisuara sokmak ne ya? Nasıl bir vahşet bu? Pislik olduklarını anlamışım demek ki. İyi yaptım, hiç de pişman değilim. Anneleri babaları ölmüş onların. Niye bu kadar uğraştın ki? Keşke pişman olsaydın. Aha, abi dediğine göre kesin bir şey isteyeceksin. Gönder gelsin. Ya istemek değil de bir şey soracağım. Abi, mevzu gittikçe ilginçleşiyor ha? Ya bir sus, dinle. Ya bak şimdi, diyelim ki bir takım kötü adamlarla başın dertte. Ve bir kız sana yardım etmek istiyor. Sence polise gidip her şeyi anlatsa kötü bir şey yapmış olur mu? Kız bana aşık mı? Ya ben onu mu soruyorum? Yani bir ilgisi var gibi tabii. İfade edemiyor gibi de. Ya aşık mı değil mi? Bir onu söyle, onu da bir netleşelim. Ha? Aşık galiba. Ne diyorsun? Kötü bir şey yapmış olur mu? Yok, olmaz. Hatta gitsin, mümkünse kesin kurtarsın beni kötü adamlardan. Sen bile ona öykü mü yazacaksın yine? Evet. Yani kafamda bir şey var da. Yaz bakalım, akıllı kardeşim. Ya yapma şunu. Beni biraz ileride indirebilir misin? Sen yere kadar ben bıraksaydım. Ha, yok ya, gerek yok. Şey, bir şeyler alacağım da. Uzun sürer zaten. Taksiyle dönerim ben. İyi, gecikme ama. Akşam Harika'yla havuza gideceğiz. Tamam, tamam. Şimdi ileride müsait bir yerde bırakırım ben seni. Kaçak. Selam. Selam. Anlat bakalım, hangi grup ödeviymiş bu? Satmadın değil mi? Söylemedin annemlere. Söylemedim.
Gel otur bakayım. Bir hesap ver abine. Neredeydin? Kızmayacağım ama. Dökül. Hastanedeydim. Ömer'lerin abisi bıçaklanmış. Onları görmeye gittim. Ne? Kızım sana ne ya Arif'in bıçaklanmasından? Ya kızmayacağım dedin ama söz verdin. İnanamıyorum ya. Bir de yalan söylemiş annemlere. Kızım bak sen inkar ediyorsun filan ama o Ömer yarından bayağı bir hoşlanıyorsun ha, değil mi? Var öyle bir şey. Bak söyle kızmayacağım. Hatta söz veriyorum senin için daha az döveceğim o çocuğu. Söyle. Ya Doruk iğrençsin şu an. Hoşlanıyor musun Melisa? Hayır ya hayır. Bak yalan yok. Ya niye anlamıyorsun? Ömer yok. No Ömer. E ne o zaman peki? O kuru abilerine aşık olmayacağına göre ne? Acıyor musun sen onlara? E yazık fakirler ama onlar da insan. Ha? Yine duyar kasma tripleri mi? Dur boş yapıyorsun şu an. Kadir miydi adın? Ne? İyi mi peki durumu? Yani ölüm ölüm bir şey yok değil mi? İyi iyi. Yani bir ameliyat oldu işte. Ama iyi. Neyse çok üşüdüm ben. İçeri giriyorum. Hadi sen de gel. Soğuk hava. Grup ödeviymiş. Yalana bak. Kızım destekli at bir dahakine ya. Başka sınıftayız sanki. Derse başlamadan önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz sene başında bir kardeş köy okulu seçmiştik. O okulda yapılması gereken bir kütüphane var ve yardım kampanyası düzenlenmesi gerekiyor. Aranızda bu konuda gönüllü olabilecek... Ben yaparım hocam. Bu sabah Doruk'un içine Melisa kaçmış galiba. Benden bile hızlı çıkması peki. Kısa zamanda bağış toplanması gerekiyor Doruk. Yapabilir misin? Hocam oldu bilin ya. Tamamdır tabii ki. Öyle diyorsan teneffüste gel detayları konuşalım. Tamamdır. Ve teneffüste detayları, yardım için detayları şey yaparız hocam. Ateşin yok değil mi senin? İyisin. Ne alaka kızım? İlk defa mı iyilik yapıyorum ben? Evet, ilk defa. İyi o zaman. Alış. Bundan sonra göbek adım iyilik Atakul. Hey, ne oluyor burada? Canlı yayın açıp IBAN paylaşacağım. Kampanya için para topluyorum. Ya sabah da sordum ama hakikaten iyi misin sen? Ne oldu sana? Sabah da söyledim, anlamadım. Bir şey olmadı kızım. Ben iyi bir insanım. Yani bana karşı hep iyiydin de... Çıtayı köy okullarına yükseltmen göz yaşartıcı. Kim sebep olduysa artık. Ne diyeyim, emeğine sağlık. Ne alakası var kızım? İçimizden geldi işte öyle. Sen ne yapıyorsun peki? Seni böyle mutfakta bir şeyler yaparken görmeyeli bayağı bir oldu. Hatta dur bakayım. Nereden baksan bir 16 sene falan. Aşk olsun Doruk. Ben hep ilgiliyim böyle şeylere. Güzel olmuş mu? Olmuş. Yani tadı iyi. Şekli itibariyle mesajı da kuvvetli. Kim sebep olduysa artık. Emeğine sağlık. Yok ya. İçimden geldi. Anlıyorum. Oo, gençler toplanmış bakıyorum. Ne oluyor? Eğlence mi var? Var. Belli ki var. Baksana bazı sanatsal faaliyetler, bir takım müzik çalışmaları. He? Doruk, ne çekimi o? Çok yerinde bir soruydu bu anneciğim. Hemen cevaplıyorum. Evet gençler. Ataman Koleji için seçilen Kardeş Köy Okulu'na yapılacak kütüphane yardım konserine hoş geldiniz. Gerçekten köy okulu mu dedi o? Yardım mı dedi bu? Arkadaşlar aşağıya IBAN bilgilerini paylaşıyorum. Konser boyunca yardımlarınızı esirgemeyin lütfen. Ama öncesinde okulumuzun kurucusu Akif Atakul'a bağlanıyoruz.
Merhaba. Merhaba. Evet babacığım. Kampanyayı başlatmak için ne kadar bağışlıyorsun? Canlı yayındayız. Ha, küçümedi. O zaman 1000 diyelim. 1000 diyelim. Euro. 1000 euro. Bizden 1000 euro geldi. Evet, yine her zamanki gibi çok bonkör bir yardımdı. Akif Atakıl şaşırtmadı. Nebahat, benim 1000 euroya köye kütüphane değil, matbaa açarım. Ne yapıyorsun? Ay, abartma Akif ya. Ne abartma ya. Benim Aybike'yi ikna etmem lazım ya. Her ders ağlayarak olmayacak bu iş. Ya Doruk, sınıfta da ayrı otur ya. Ya öyle sürekli mıç mıç yapışma kıza yani. Abartma. Niye yapışmayayım ya? Sevgilim değil mi? Hem sen daha önce hiç hesapladın mı? Dersler kaç dakika, teneffüs kaç dakika? Biri 5, biri 45. Ya seni çok kızla çıkarken gördüm de hiç böyle olduğunu görmemiştim. Evet ya. Sabah uyandığımda düşündüğüm ilk kız Asiye. Aşk böyle bir şeymiş demek. Evet. Böyle bir şey. Okul çıkışı ne yapsak acaba ya? Ya da yapmasak mı? Hani sıkılır falan diye frene mi bassam? Taktik maktik diye birini görmeye çalışırken görmemeye çalışmak ne saçma şeymiş ya. Ben ne diyorum, hadi yürü sınıfa ya. Bitik. 100 kere aradım Asiye'yi ya. Telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Dayanamayacağım artık. İyi mi kötü mü, ne oldu bilmek istiyorum. Oğulcan'la konuştum ben. İyilermiş. Hadi ya. Onun numarası yoktu bende. Ne dedi başka? Yani tabii perişan haldeler. Ama sakinlemişler biraz. Ya eve geçmişler, evdeler dedi. Anladım. Ama benim içim hiç rahat değil. Bir Asiye'yi görsem iyi olacaktı ya. Yarın okulda göreceksin artık. Zaten çok zor bir gece onlar için. Yani bir düşünsene. Şimdi öğreniyoruz. Ben senin kardeşin değilmişim. Bu kadar da korkunç değil galiba ya. Pislik yapma ya. Pislik yapma yani. Ama cidden öyle. Ya ben önemsemezdim. Ben senin 5 yaşına kadar ağzında böyle ninni emzikle gezdiğin günleri hatırlıyorum ben. 5 yaşına kadar ya. Ya ne var ya? Sen de uyur gezerdin. Evden dışarı çıkmaya çalışırdın. Annem kapıları kilitlerdi. Aynen. Ya bak işte bunun gibi şeyleri sadece ikimiz biliyoruz. Biz gözlerimizi açtık, birbirimizi gördük ya. E şimdi senin benimle kan bağın yokmuş da üveyimmişsin de. Yani ne önemi var? Yani. Seviyorum seni ya. Vallahi çok seviyorum. Seveceksin tabii. Beni sevmeyeceksin de kim seveceksin? Şımarma hemen. Allah Allah. Gel buraya. Aa, Mira gelmiş. Mira kim ya? Benim çocukluk arkadaşım. Liseyi okumak için Milano'ya gitmişti. Şimdi İstanbul'a gelmiş 2 günlüğüne. Ya acaba yarın beraber mi uğrasak yanlarına? Hem senden çok bahsetmiştim, tanıştırmış olurum. Ya tabii ki gideriz canım benim. Ama işim olmazsa yani. Süper. Teşekkür ederim beni bıraktığın için. Esas ben teşekkür ederim hocalık yaptığın için. Oh. Vay 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 vay. Kalpli kurabiyelerin sahibi belli oldu demek ha? Abi hadi biz seninle içeri girelim. Ben anlatırım sana içeride. Olur mu öyle şey canım? Biz Kadir'le konuşuruz. Abiyim kızım ben. Saksı değilim. Gir sen içeriye. Doruk, ne alaka şimdi ya saksı falan? Hadi gel geçelim içeri. Yok yok Melisa. Doruk haklı.
biz konuşuruz. İyi, peki tamam. Sıra bende diyorsun. Yani, hakkım değil mi? Vallahi hakkın. Bu sefer de ben deplasmandayım. Dinliyorum. Bak Kadir. Bundan sonra gözüm üzerinde. Nasıl senin kardeşlerin senin en kıymetlinse... benimkisi de benim için öyle. Bunu sakın aklından çıkarma, olur mu? Çıkarmam. Ama sen de şunu bil. Melisa da benim için çok kıymetli. Güzel. Beni anlamana sevindim. Ha bu arada, şimdi içeride Melisa'ya da soracağım. Kadir'e güveniyor musun diyeceğim. Malum. Bu sorunun cevabı benim için çok önemli değil mi? Komik mi geldi? Haklısın. Süstüm. Hakkındır. Konuş kardeşinle. Haftada kaç gün buluşacaksınız mesela? Melisa akşam en geç 5 olmadan evde olmalı. Abarttın sanki biraz ya. Buraya kadar çok iyi gidiyor bunu. Evet ya. Öyle oldu biraz. Neyse. Bundan sonra gözüm üzerinde Kadir. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ah! Geldi. Vallahi bak kalbim ne kadar temizmiş. Kesin Orhan'ımdır. Hadi inşallah. Siz miydiniz? Kusura bakma Şengül abla ya. İkimiz de bu kapının anahtarını almayı unutmuşuz. Ne kusuru kuzum, estağfurullah. Suratınız pek öyle söylemiyor ama sanki. Yok Doruk'cum, kocamı bekliyordum ben. Neyse, hadi. Anlıyorum. Kadın da haklı tabii. Hayaller kocası, erkekler Melisa ile Doruk. Dalga geçme ya, ayıp. Baksana, ne kadar üzülmüş kadın. Bu arada, sen ne konuştun Kadir'le? Abiyim kızım ben. Saksı değilim. Ya orasını anladık tamam. Ama sen yapmazdın normalde böyle şeyler. Ya, takıldım Kadir'e biraz. O da az çektirmedi bana. Söylediklerimde ciddiydim. Kardeşimi üzeni, üzerim. Babam çok mu geç gelecek? Bilmem, bir şey söylemedi. Ama çok geç kalmaz herhalde. Ne oldu, niye sordun? Hiç merak ettim ya. Umarım çok yorulmuyorsundur. Aklım hep sende. Yorulmuyorum, merak etme. Yarın buluşmaya enerjim var hala. Ver bakayım şu telefonu. Efendim? Ne efendim? Anamazdan gelme Melisa'cığım. Ver şu telefonunu. Hayır, neden? Yani ne haklı? Anne olma hakkıyla. Sözümü dinledin mi, dinlemedin mi? Göreceğim, ver. Anne saçmalıyorsun şu an. Lütfen keser misin şunu? Saçmalayıp saçmalamadığıma ben... Ah be! En sevdiğim tişörtüm ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bir bardağa hakim olamıyorsun. Senin de kafan bir yerlerde, nerede olduğu belli değil. Gülcan! Gülcan! Buyurun efendim. Gülcan hemen bir sabunlu bez getir buraları. Sil şunu da al, bak bu da ıslanmış hep. Hadi oğlum, hadi sen de çıkar tişörtünü, kirliye at. Oturuyor hala. Tamam, hadi. Tamam. Of.
Ver kızım şu telefonu, hadi. Anne, bak ilk ve son kez izin veriyorum böyle bir şeye. Lütfen sen de benden bir daha böyle bir şey isteme. Ona ben karar veririm canım. Ver. Al hadi, al. İyi geceler sana. Ben hücreme çıkayım da daha fazla huzursuz etmeyelim birbirimizi. Uf, börek var ya, müthiş. Senin için yaptım canım. Eline sağlık Gülcan abla. Afiyet olsun. Var da sen yiyemeyeceksin ne yazık ki. Niyeymiş o? Depresyondasın kızım sen, unuttun mu? Babacığının sözünü dinledin, ha? Okula gider gitmez Kadir'den ayrıldın. Sonra sefil oldun. Yemeden içmeden kesildin. Haberin yok mu bunlardan? Yiyemeyeceğim şimdi ya? Allah sen bilirsin. Taktik var, ısrar yok. Ama böreği dert ediyorsan onu ben sana ayarlarım ya çok. Mesele yapma yani. İyi o zaman. Hadi. Üf, börek var. Müthiş. Kızım için. E hadi çocuklar alın soğumadan. Yemeyelim mi biz? Sen de ya Akif'cim, afiyet olsun. Ben yemeyeceğim ya. Canım istemiyor. Yemeyeceğin mi? Niye kızım? Öyle iştahım yok yani, istemiyorum. Bir aç eşine bak bakayım. Hasta mısın çocuğum sen? Kim? Hala ateşi yok. Ama bir solgun gibisin sen. Sanki böyle gözlerin falan kızarmış. Ağladın mı sen? Kızım ağladın mı sen? Neden ağladın? Ya ben odama çıkabilir miyim? Gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi. Ne oldu ki şimdi buna ya? Yani kızı sevgilisinden ayırmışsınız. Öyle mutluluktan hava uçmasını beklemiyorsunuz herhalde. Yazık, baksana depresyona girmiş. Sen biliyor muydun o çocukta çıktığını? Yok, bilmiyordum. Ama bugün okulda ağlamakta olduğunu görünce öğrendim. Okulda ağlıyor muydu Melisa? Ağlıyormuş okulda. Sana çektiği için, anasına çektiği için ağlıyormuş okulda. Allah Allah. Ay Akif. Bence yanlış yaptınız. Ama siz bilirsiniz. Oğlum sana ne oldu ya? Sen de mi o varoşların avukat oldun be çocuğum ya? Ya siz bu dönemin başında birbirinize girmediniz mi evladım? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Tamam, başta öyle şeyler yaşandı. Ama çocuklar düzgün çocuklar çıktı. O yüzden bence Melisa Kadir olabilir bir şeydi yani. Olamaz bir şey efendim. Bence de olamaz bir şey o. Şimdiye kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bitti, kapandı bu konu ya. Anlıyorum. Ben bu mevzu daha fazla tartışmaya dönmeden odama çıkayım. Size afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Oğlum bize ne afiyet olacak, hepsini götürdün. Bunun morali bozunca yemeğe mi veriyor kendini? Hepsi altı yap örekleri. Yani Akif, kız orada depresyona girmiş, sen burada börek sayıyorsun. Duyuluyor mu buradan? Börek, börek. Ne olacak bu kızın hali? E bu daha çok üzülürse, hastalanıp yataklara düşerse, ha? Ne yaparız? Ya bak ne diyorsun Allah aşkına, Türk filmi mi bu ya? Ya gencecik çocuk bunlar işte, iki gün üzülür, ondan sonra unutur. Hadi afiyet olsun. Bir arkadaşlar. Nereye yiyin, nereye yiyin? Taktiklerimi giydin hala, dinleyiniz. Yok, bende de iştah kalmadı. Hadi çık artık, hadi çık. Nasılsın desem mi, yoksa cevabını bildiğim yerleri direkt geçsek mi? Kötü. Berbat. Bitik. Hatta ölü. Sadece yaşıyormuş gibi yapıyorum. Ölü falan değilsin Doruk. Ayrılık acısı çekiyorsun sadece. İlk kez aşık oldun, çok normal. Yalnız bu aşk denen şey de hiç iyi bir şey değilmiş ha. Yani bilseydim hiç bulaşmazdım. Bugün sınıfta olanlara çok üzüldüm. Canımın ne kadar yandığını tahmin edebiliyorum.
Ama Asiye sadece sana kızdığı için sildi o fotoğrafları. Seni sevmediğinden değil yani. Sence seviyor mu hala? Bence evet. İnsan öyle bir anda unutamaz ki her şeyi. Alfa kızlar bir anda unutur abicim. Zalim olurlar. Çiğneyip tükürürler. Hatta ezer geçerler. Asiye de aynı öyle yaptı bana. Hem de bana ya, inanabiliyor musun Melisa? Ya ben bu hallere düşecek çocuk muydum ya? Şu halime bak. Bu kız ne yaptı bana böyle? Ben üzüntüden geberiyorum. Abi saçmalama ya. Asiye de sanki durduk yere ayrıldı senden. O Tolga'yla olan gereksiz samimiyetin kızı bu hale getirdi. Ki haksız da bulmuyorum. Hiç o konulara girmeyelim Melisa, olur mu? Ben de biliyorum yaptığımın ne kadar acayip bir şey olduğunu. Ama öyle işte. Bizim eve falan da getirmezsin değil mi o Tolga'yı? Annemi katil edersin, bak tüfekle kovalar vallahi o çocuğu. Hayır tabii ki, saçmalama ya. Ne eve getirmesi, nereden çıkartıyorsun? Sen nasılsın? Yani Kadir'le aranız nasıl? İyiyiz ya. Mutluyuz. Sorun yok. İyi bari. Atakullardan birinin hala bir Eren tarafından seviliyor olması güzel. Vallahi abi şu an içinde bulunduğun durumu sen istedin. Bak ne demişler? Her tercih bir vazgeçiş. Aa, öyle ölmedim ya. Bir daha ateş etsene. Çünkü göğsüme isabet etmedi yani. Şuramı sıyırdı geçti. O yüzden sen bir cümle daha kur, bu sefer beynimden vur beni, olur mu? Tamam tamam, gelmiyorum üstüne. Sen de üzülme artık. Ne yapabilirim senin için? Film falan izleyelim mi? Kafan dağılır biraz. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Peki sarılayım mı? Olur. Gel. Pardon da kıskanmıyorsun herhalde. Yani Asiye'nin seni iki günde unutup da başka birine bakabileceğini falan düşünmüyorsun, değil mi? Düşünmüyorum. Çünkü ne konuştuklarını biliyorum. Nasıl yani? Okan'la kız arkadaşı mekanlarda müzik yapıyorlar. Kız arkadaşı rahatsızlanmış. Bir organizasyonla anlaştık. Bana solistik yapar mısın diye sordu. Ben de işim var deyip Asiye'yi önerdim onlara. Çünkü sabah anlattığım olay yüzünden. Asiye az da olsa bir para kazansın istedim. Şimdilik elimden gelen sadece bu. Nasılız bakalım sevgili kankam ve sevgili kız kardeşi? Doruk, ben sınıfa geçiyorum. Görüşürüz sonra. Ama hiç oluyor mu böyle? Ben gelince kalkmalar falan. Sen böyle yaparsan ben iyice karakedi gibi oluyorum. Öylesin zaten. Diyorsun. Açtım ben. Doruk? Oğlum? Oğlum ne oldu senin yüzüne? Oğlum ne bu yaralar? Ne oldu sana? Güzel bir kaza yaptım anneciğim. Vallahi çok güzel oldu. Ne? Doruk! Oğlum! Oğlum bu ne hal? Ne diyorsun sen? Ne kazası? Doğru düzgün anlatsana şunu. Oğlum ne oldu? Ne kazası? Alnına ne oldu senin? Ya bir şeyim yok. Öyle birkaç tane dikiş attılar. O kadar. Ne? Ah! Nasıl ya? Daha bir saat önce doğum gününde beraberdik. Nasıl oldu bu? Parti çıkışı kaza yaptım işte. Hastaneden geliyorum. Oğlum sana inanamıyorum yani. Kaza yaptığını böyle güle oynaya anlattığına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Anneciğim bir şeyim yok ki benim. Ben gayet iyiyim. Hatta bayağı iyiyim ben ya. Ay bak hala gülüyor Akif. Oğlum sen kafanı falan mı vurdun? Travma falan geçiriyor galiba Akif. Biz bunu başka bir doktora götürelim hadi. Ne boş, Allah'ını seversen ne diyeceğiz doktora götürüp? Bizim çocuk biraz fazla gülüyor mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Oğlum güzel oğlum. Bugün günlerden ne? Ha? Ayın kaçında kardeşinin adı neydi? Hatırlıyor musun kardeşinin adı? Neydi? Babacığım ha? Hastanede MR falan çektiler. Hiçbir şey yok, her şey yolunda. İçiniz rahat olsun, tamam. Ben gayet iyiyim. De, araba bir çıtır hasar aldı. Ama bir çıtır.
Hay Allah ya. Daha yeni alınmamış mıydı o araba? Dikkatli kullansaydın ya sen de. Sen ne diyorsun ya? Bir araba gider, bir araba gelir. Ya benim oğluma bir şey olsaydı? Ya oğlum, sana bir şey olsaydı biz ne yapardık? Benim aslan oğlum. Of, şükür Allah'a ya. Doğru. Önemli olan Doruk tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Doktora gidiliyor da neden bizim haberimiz olmuyor acaba? Ben istemedim size haber vermelerini. Öyle mi, neden? İyiyim işte, bir şeyim yok, kendimdeyim diye. Hayır efendim, ben bunu kabul etmiyorum. İster bir araba gitsin, ister 100 araba gitsin ama sana da, kardeşine de bir şey olursa annenle biz mahvoluruz oğlum, anlamıyor musun bunu? Attığınız her adımdan, aldığınız her nefesten haberimiz olacak. Oğlum size bir şey olursa biz yaşayamayız. Baban haklı Doruk'cum, lütfen bir daha böyle bir şey istemiyorum. Bunu yapmayacaksın, söz ver. Tamam anneciğim. Tamam babacığım. Söz. Tamam, bir daha yapmayacağım. Her şey yolunda. Siz keyfinize bakın. Gerçekten bir problem yok, iyiyim. Merak etmeyin beni, okey. Ne boş. Hı. Hadi bir yukarı çıkalım, sen benim tansiyonuma bak. Ay hadi. Aman Akif ya. Bir şey yok, bir şey yok ya, bakalım. Ya babacığım hadi. İyiyim diyorum, bir şeyim yok, iyiyim bak. Okey, her şey yolunda, tamam. Tamam oğlum. Ne oldu? Asiye hastaneye geldi. Barıştık. Gerçek. Çok sevindim. İyisin değil mi sen? İyiyim kızım tabii. Demir gibi adamım ben, bana ne olur ya. Sen bir de arabanın halini gör. İyi akşamlar herkese. Ay maşallah, beyimiz nihayet teşrif edebildi. Gözümüz yollarda kaldı. Evin yolunu buldun oğlum, aferin. Akif'cim uğraşma şu çocukla. Okul arkadaşlarıyla program yapmışlar, yemeğe çıkmışlar. Ne var bunda? Aman bir şey yok, bir şey demedim. Ne boşsun, ben senin oğluna nasıl bir şey söyleyebilirim? Mümkün mü öyle bir şey? Allah aşkına. Aynı o da senin gibi, yesin, içsin, geçsin, ne boşum. Hiç ağzımı açmıyorum. Aşk olsun yani Akif. Oğlum, anlat bakalım, nereye gittiniz yemeğe? Luna Park'a. Nereye? Ya direkt yemek yemeye gitmedik tabii ki canım. Öyle öncesinde biraz vakit geçirdik, sonra acıkınca orada bir şeyler atıştırdık. Ay yoksa sen buraya kız arkadaşınla falan mı gittin, ha? Bak. Ben anlamıştım zaten. Havada aşk kokusu var Akif. Niye söylemiyorsun? Yani biz buna kızacak anne babalar mıyız? Aşk olsun. İyi tamam. Kız arkadaşımla gittim. Hadi buyur. Ben biliyorum. O şey değil mi, bizden sakladığın o gizemli kız, değil mi o? Evet, o. Hadi, ay arkadaş ya. Hangi gizemli kız? Niye gizemli oğlum? Kimmiş o? Söyle. Ya ne var yani? Annesini arayacağım, seni utandıracağım falan diye mi korkuyorsun? Anlamıyorum. Yok anne ya. Ondan değil de. Hani ben şimdilik böyle olsun istedim. İleride bakarız. Bak, bozulurum ama. Bozulma. Gel. Bozulurum. Oh. Kitabı hala devam ha? Her zaman. İyi. Bu kadar okumanın ekmeğini yersin umarım. Melisa nerede? Bahçede hava almaya çıktı. İyi. Ben bir ona bakayım. Size iyi seyirler. İyi okumalar. Hadi selametle hadi. Kardeşlerin en tatlısı, en güzeli ne yapıyormuş burada tek başına? He? Ne yapıyormuş burada tek başına? He? Hiç ya. Oturuyorum öyle. Sen dünden bugüne bayağı farklı görünüyorsun.
Yüzün ışıldamış resmen. Mutluyum, evet. Ne güzel. Şşş. O düşük mod ne öyle, ha? Bu sefer de senin mi canın sıkkın yoksa? Gerçi bugün böyle sınıfta da sordum ama öyle başım başım deyip geçiştirdin. Kadir'le ilk kavgamızı ettik. Evlerinde kalan kızı kıskandım. Neyini kıskandın? Ya Kadir onu çok fazla kolluyor, çok fazla koruyor gibi geldi. Anlıyorum. Peki, şöyle bir şey sorayım o zaman. Senin Kadir'de beğendiğin özellikler ne? Ya hadi sırala bana. Yani neden başkasından değil de Kadir'den hoşlandın? Anlat. Çok düşünceli biri. Onlarken kendimi iyi hissediyorum. Beni koruyor, kolluyor. Yani bu söylediğin özellikler onun doğasında var gibi bir şey, doğru mu? Ama sen sadece sana özel olmasını istiyorsun, öyle mi? İncilik ettim, değil mi? Yani. Bak şimdi Melisa. Bu Eren kardeşler çok ilginç tipler, tamam mı? Bizim daha önce gördüğümüz, tanıdığımız insanlara hiç benzemiyorlar. Daha düzler, daha sadeler, daha açıklar. Yani yalanları, entrikaları, hiçbir şeyleri yok. Eğer Kadir başkasından hoşlanıyor olsaydı bunu gelip sana açık sözlülükle söylerdi. Sen hiç Asiye'yi kıskandın mı? Kıskandım işte. Kıskandım, ben öyle bir aptallık yaptım, sen yapma diye söylüyorum. Ya hemen yarın olsun, gideyim konuşayım, düzelteyim istiyorum. Konuşursun, konuşursun, barışırsınız da merak etme. Ya iyi ki varsın. Teşekkür ederim beni rahatlattığın için. Abim kızım ben. Saksı değilim. Abiler böyle günler için vardır. Gel buraya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.